Herkese merhaba. Çok fazla mesaj geldi hem spor manşette hem diğer yaptığım programlarda. Trabzonspor'un davet ettiği Kouassi ile ilgili. Onu da doğru söyleyelim. Şimdi Edward Kouassi diye yazılıyor ama Kouassi diye okunuyor. Doğru telaffuzla başlayalım. Çok hassasız biliyorsunuz ülke olarak o tarz durumlarda. Kouassi'ymiş. Edward Kouassi. Okunuşu bu. En azından onu söyleyelim. Merak ediyorsunuz. Merak ediliyor. Hem Trabzonsporlular hem diğer takım taraftarları da nasıl oyuncu diye. Aslında burada mevzu tabii Trabzonspor'un erken hamleleri. Sezon başında da çok fazla erken hamlede bulundu. Marek Amçık ve diğerlerini Avrupa Şampiyonası öncesinden başlamıştı transfere. Şimdi de devre arası gelmeden hemen Kouassi ismi geçince merak ediliyor. Onunla ilgili hikayeler baktım. Tamam, kariyeri veya nasıl oynadığına ilişkin notları sizlerle paylaşacağım ama hikayeler de var. İlginç hikayelerin içinde de yer aldığını söyleyebilirim Kouassi ile ilgili. Biraz konuşalım. 5-6 dakika, 7 dakika neyse bir video yapalım dedim. Siz de izlemiş olun. Ben de bu tarz videolar yapmaya devam edeyim. Hikayesi bol dedim. Hikayesi bol çünkü Wuhan'dan geliyor Kouassi. Wuhan biliyorsunuz korona, Covid-19 salgınının çıkış yeri. Yani yerinden geliyor aslında. Yaşadıkları da oldukça ilginç. Çok problemli dönemler, çok sıkıntılı süreçler yaşadı. Ki Çin'de de çok sevilen bir isim Kouassi. O kadar seviliyor ki Kouassi, Çin milli futbol takımında oynaması için epey bir baskı demeyeyim de teşvik yapıyorlar. İşte paralar teklif ediyorlar. İşte şöyle yaşarsın, böyle yaşarsın, burada seni halk çok seviyor, sen buranın bir sembolü olabilirsin diye. Neden bu teklifi yapıyorlar? Çünkü fil dişi sahili milli takımda hiç oynamamış Kouassi. 17 yaş altı takımında oynuyor. O dönem zaten ses getirecek performansı imza atıyor. Fil dişinden bir sürü oyuncu çıktı hatta. İşte o 2011 yılındaki FIFA 17 yaş altı Dünya Kupası'nda gösterdiği performans sayesinde zaten Avrupa'nın önde gelen kulüpleri takibe alıyor Kouassi'yi. Ama sonraki süreçte milli takıma hiç seçilmiyor. Neden seçilmiyor? İşte bunun farklı farklı nedenleri var. Biliyorsunuz orada bir iç savaş var. Hala devam ediyor. Didier Drogba ile ilgili bir sürü hikayeler paylaşmıştık. İç savaşı sona erdiren futbolcu diye işte konuşma yapıyor takım arkadaşlarıyla beraber iç savaşla ilgili. Daha sonra televizyonlarda yayınlanıyor. İç savaş bitiyor. Onun hikayesini zaten internette birçok arkadaşım anlattı. Yazılar da yazıldı bunun üzerine. Madem iyi oyuncuydu, 17 yaş altı Dünya Kupası'nda boy gösteriyordu, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri bu oyuncuyu takip ediyordu da niye A takıma çağırmadılar? Çağırdılar. Davet ettiler ama hayatta kalma nedeniyle savaştıkları için gitmesine izin verilmedi çoğu süreçte Kouassi'nin. Milli takıma katılması. Bir türlü oynayamadı. Hep bir şey oldu. Yani sadece çağırdı, gidilmedi değil. Böyle zamanlarda yaşandı. Davet etmedikleri de oldu. Çünkü oyuncular artık gitmeyince diğerlerine yöneliyorlar doğal olarak. Gelebilecek oyuncuları çağırıyorlar. Kolay değil böyle bir iç savaşın olduğu yerde oraya gitmek, yönelmek. Zor durum yani. Neyse, bu konuyu şimdi burada bırakalım. Hikayeler çok fazla çünkü uzar gider. Performansını da merak ediyorsunuz. Onlarla ilgili de bilgi vereceğim. Çin milli futbol takımında oynaması için çok ciddi paralar teklif ediliyor. Kouassi, senin gibi oyuncuya ihtiyacımız var. Bak hazır fil dişi takımına da gidemiyorsun, oynayamıyorsun A milli takımda. Gel bizim milli takımda oyna. Bak sana da bu kadar para. Bir türlü ikna edemiyorlar. Kabul etmiyor. Bir de Çin vatandaşlığı da alma hakkı kazanmış. Yani yıllarca orada yaşamış ama bir türlü kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Çünkü diyor benim bir hayalim var. Ben o hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz ama vatanımdan hiçbir şey önemli değil diyor Kouassi. Hayalim vatanımda, toprağımda futbol oynamak, milli takımıma hizmet etmek diyor. Teklifi elinin tersiyle itiyor. 30 Mart tarihinde fil dişi milli takımının, A takımının daha doğrusu kadrosuna giriyor, sahaya çıkıyor ve ilk kez milli oluyor. Hangi maç olduğuna da baktım. 30 Mart tarihinde Etiyopya ile oynanan Afrika Uluslar Kupası elemesinde ilk kez milli oluyor. İşin enteresan tarafı o zaten. Bir kez milli olmuş. Sadece tek sefer fil dişi sahilleri milli takımın formasını giymiş. Vatanım vatanım dedi ve hayalini gerçekleştirdi. Gözüken o. Bundan sonraki süreçte neler olacağını göreceğiz. Çünkü karışık biliyorsunuz fil dişi sahilleri. Tabii merak edilen performansı. Özellikle Gervinho'nun yokluğunda Kouassi nasıl bir katkı verebilir Trabzon'a? Bu merak ediliyor. Kanatta görev alıyor. Hem sağ kanat hem sol kanatta. İkisinde de görev alabiliyor. Hücum yönü zaten yüksek. Skor katkısı da oldukça fazla. Onu görüyoruz. Genel toplamda 226 karşılaşmaya çıkmış. 77 gol, 46 asist. Toplamı bu. Hücuma katkısı oldukça yüksek. İşin savunma kısmını scout arkadaşlarımız farklı bir şekilde yorumlayabilir. Ama
Trabzonspor'un aradığı oyuncu gibi duruyor. İstatistikler onu bize veriyor. Kimi der ki, ya sen bana anlatıyorsun, oradaki performansıyla bunun ne alakası var? Her zaman olmuyor. Bazen orada gösteremiyorlar performans, burada çok iyi oynuyorlar. Bazen çok iyi oynayıp geliyorlar, burada performans sergileyemiyorlar. Onu bilemeyiz. Onu zaman gösterecek ve Abdullah Avcı'nın oyunu gösterecek. Ama hücuma katkısı yüksek. İnternete girip videolarını da izleyebilirsiniz zaten. Herkesin kafasında bir fikir oluşabilir. Fiziği iyi, oldukça güçlü, hızlı bir futbolcu. Benzetmeler yapılıyor doğal olarak. Neden? Çünkü her ortama girdiğinde, yayınlarda da, yayın sonrasında da ya Vakayeme ne topçu, ne iyi oyuncu diye konuşuluyor biliyorsunuz. Özellikle Vakayeme gibi bir tane futbolcumuz olsa bambaşka olurdu bizim takım diyenlerin sayısı da oldukça fazla. Vakayeme'ye benziyor mu? Benziyor. Birebir tabii ki aynı değil ama benzer özelliklere sahip. Bunun altını çizelim. Ya bazıları Yattara'yı da anımsatabilir diyebilir izledikten sonra. Biraz Yattara tarzı. Ama takıma katkısının ne olacağı önemli. Bazı pozisyonlarda pas vermek yerine kendi gidince futbolcular olası golün önüne geçiyorlar. Ama hem birebir de etkili hem pas verme özelliğiyle birlikte takıma katkısı çok yüksek oluyor. O yüzden kimi Vakayeme'ye benzetiyor, kimi Yattara'ya. Bakacağız. Tek ayağını kullanmıyor, iki ayağını da kullanabiliyor ve rakiplerini zorluyor. O birebirlerde oldukça etkili. 2011'deki 17 yaş altı Dünya Kupası'nın ardından Avrupa'nın önde gelen kulüpleri gel seni bir deneyelim diyorlar. Hangi takımlar? Hoffenheim var bunların içinde. Kulüp Brugge var. Kulüp Brugge de böyle genç oyuncuları hemen radarına alıp deniyor biliyorsunuz. Ve Monaco kulübü var. Üçünden de teklif geliyor. Aslında fil dişinde Musul gençlik takımında forma giyecekken orada forma giyemiyor. Çok fazla deneme olduğu için gidiyor, denemelere çıkıyor. Ama çok fazla beğenmiyorlar. Yani antrenman seviyesine uymadığını düşünüyorlar. Genç bir oyuncu. Hajduk Split diyor ki bize gel, biz seni oynatacağız. Yani oynatma garantisi demeyelim de ne diyelim. Daha geri planda kalıyor. O da menajerinin de etkisiyle diyor ki ben gidip oynayayım. Bir futbolcu oynamadan kendini geliştirmez. Hajduk Split'e gidiyor o nedenle. Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında 59 kez forma giymiş, 13 gole imza atmış. Ondan sonra 21 yaşına geldiğinde Çin'den Şangay takımının radarına giriyor. Oyuncuya bakıyorlar, gelişimi açık, çok fazla katkı sağlayabilir, iyi bir oyuncu. Sadece yüksek paralara böyle büyük transferler yapmadılar. Böyle Kouassi gibi genç yetenekleri de, genç yetenek bize göre genç yani 21 yaşı bize göre genç olduğu için genç yetenek diyorum. Şangay takımı peşini bırakmıyor, iyi bir para vererek alıyor bunu. Aslında kötü de performans sergilemiyor Şangay'da, Süper Lig'de, Çin'de. 45 maçta 12 gol atıyor. Ama az evvel de söyledim, hep böyle marka transferler ön plana çıkınca Çin'de, Şangay takımı da çok fazla ünlü oyuncu transfer ediyor. Diyorlar ki, ya Kouassi biz seni oynatamayız. Sen istiyorsan başka takıma git. O da diyor ki tamam, bir alt lige gidiyor, Wuhan takımına. Salgının ortaya çıktığı kentin takımına gidiyor, Wuhan'a. Wuhan alt ligde onunla beraber iyi performans sergiliyor ki 15 gol atmış. Sonra Wuhan'ı el birliğiyle Süper Lig'e taşıyorlar. Daha önce onunla ilgili böyle ilginç bir hikaye de okumuştum. Wuhan takımı bu salgın ortaya çıkıyor. Malaga'ya gidiyor kamp yapmak için. Tabi salgın çıkınca dönemiyorlar. 4 ay orada kaldılar. 4 ay. O yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarını okudum. Oldukça trajedik. Herkes öcü gibi bakıyor. Özellikle kulüp eşortmanları ve kulübün verdiği giysilerle dolaştıkları için sıkıntılar yaşamışlar. Tabii Çinliler daha büyük sıkıntılar yaşamış. Yani mikrop bunlar gibi bakıp reaksiyon veren insanlar olmuş İspanya'da. Özellikle Wuhan takımının parçası oldukları için insanların tepkisine maruz kalmışlar. Kötü süreçler. İşte otel rezervasyonları iptal edilmiş. Ayrı bir kompleks yapılmış onlar için. Kimseyle temas kurmamaları sağlanmış. Belli bir zamandan sonra zaten dışarıya çıkmalarına izin verilmiş. Onda da zaten o formalarla, forma demeyelim, eşortmanlarla görünce aa diye öcü gibi bakanlar olmuş doğal olarak. Çok sıkıntılı geçmiş o süreç. Tabi sizin asıl sorduğunuz soru şu, Kouassi iş yapar mı? Görünen yapar. Birkaç scout arkadaşımla konuştum nasıl oyuncu diye. Onlar da iki ayağını kullanabiliyor, çok hızlı. Hem sağda hem solda kullanabilirsin. Gervinho'dan daha fazla etki eder diyen scout arkadaşlarım da oldu. İsimlerini vermeyeyim, reklama girmesin. Ama katkı sağlamasının yüksek olduğunu düşünüyorlar onlar. Ben de merak ettim. Videolara bakınca zaten diyorsun ki ya bu oyuncu iş yapar. Neler olup neler bitecek bilemiyorum. Ama Kouassi ile ilgili hikayeler böyle. Gelince, oynayınca göreceğiz. Ama erken bir transfer hamlesi. Büyük ihtimalle zaten Abdullah Avcı'nın kafasında da bir plan vardır Kouassi ile ilgili. Hem yaş olarak hem
fizik hem de hız anlamında katkı sağlaması muhtemel bir oyuncu gibi duruyor. Kouassi neler yapacağını hep birlikte göreceğiz. Hoşçakalın.